Nedim Şener beraat etti. Oda TV'nin davasıyla ilgili tutuklanan Nedim Şener, Cem Uzan'ın özel hayatının gizlilik ihlali nedeni gerekçesiyle yargılandığı davadan beraat etti. Nedim Şener, mahkemeden beraatini talep ederek haberi toplumu bilgilendirmek amacıyla yaptım. Aksini düşünseydim, elimde Cem Uzan'ın aile hayatıyla ilgili birçok bilgi var. Onları da haber yapardım dedi. Üç çocuğun katiline müebbet Kayseri'de. 2009'daki Ramazan bayramında kaybolan 3 çocuğun katil zanlısı 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyesi avukat Erol Aras, baro tarafından görevlendirilen avukatların davadan çekildiğini, davalının kimseyi savunmak istemediğini belirtti. Mahkemede son sözü sorulan Gül Işık, "Tutuksuz yargılanmak istiyorum." dedi. Hollanda'yı uyardı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çelik, Hollanda'da emekli olup ülkeye dönen işçilerin sosyal haklarının sonuna kadar korunacağını belirtti. Çelik, Hollanda'nın Türkiye'ye geri dönen ailelere verilen çocuk ödemelerini kaldırmak ve kısıtlamak istediğini, bunun kabul edilmez olduğunu söyledi. Kazanılmış hakların geriye götürülemeyeceğini, bu hakların evrensel ve hukukla tescil edildiğini belirten Çelik, aksi durumda Türkiye buna sert tepki gösterir dedi. Bakan Şimşek'ten son 3 gün uyarısı. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeniden yapılandırmada Haziran ve Temmuz ayı taksitlerini zamanında ödemeyen vatandaşları uyardı. 2 taksitten fazla taksit ihlal edilmesi durumunda 6111 sayılı kanunun hükümlerinden yararlanma hakkını kaybedeceğini belirten Şimşek, vatandaşlara 3. taksitin ödenmesinde son 3 gün çağrısı yaptı.